Ulan onunla kim korkar? O gider boyuna Türkiye'yi satar. 20 senedir kim kimden korktu belli oluyor ya. Yani. Ya abi gözünü seveyim. Erdoğan Putin'le onunla bunda konuşan insan abi. Onun karşısına mı çıkamayacak? Kılıçdaroğlu çok yüreklice benim karşıma gelsin. Ne bok yediler ülkede hepsini anlatayım tek tek. Adıyla soyadıyla. Erdoğan'a niye söylüyor? Erdoğan onu muhatap almıyor ki. İnsan yerine koymuyor. O gelmeden önce Tunceli'den bütün oyları CHP alıyordu. O geleli CHP alıyor mu? Tunceli'den bir oy. Kılıçdaroğlu. Altılı masanın çanakçısı. Erdoğan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz. Laf aramızda en çok korktuğu kişi de benim. Ona sadece gülerim ben. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz. Ama Erdoğan benden korkuyor. Erdoğan senden niye korksun ya? Senle niye zaman kaybetsin? Yalanlarına cevap vermekten yaptıkları işleri geciktiriyorlar. Yani bir şekilde bir yalan ortaya çıkarıyor. Yalanı tescil oluyor. Yani yargı kararlarıyla ödediği tazminat davalarının haddi hesabı yok. Araba için bile İtalya'da fabrikası var. Araba fabrika yok dediler ya. Ya bu Mudanya Belediyesi CHP'nin elinde değil mi ya? Yoksa bunu ispatlayacaksın. Erdoğan yalan söylemiş olsa biz bu adamın peşinden gider miyiz? Bu adamın yalanları tescilli ya. Külliyede biri görüştü, bir CHP'li görüştü dediler. O yalan çıktı. Her bir şeyleri yalan. 128 yalan çıktı. Öteki yalan çıktı. Yalan yalan. Ya bu adam iktidara gelse düşünebiliyor musunuz? Ya bu adam peşinden gidilir mi ya? Erdoğan yalan söylese, yalanı ortaya çıksa biz bu adamın peşinden gider miyiz? Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bu çağrılarına cevap vermiyor çünkü muhatabı değil. Mesela şuradan 10 yaşındaki bir çocuk gel buraya gel konuşalım diye seslen çocuğun ayağına gider misin? Gitmezsin. Niye adam yerine koymuyorsun? Muhatap olacak bir insan değil ki. Ne yapmış ya? Hayatı yalan. 9 seçimdir kaybediyor. Kim kimden korkuyor acaba yani? Muhatap olmak istemiyor ondan. Erdoğan niye korksun ki? 7-8 defa yendi Kılıçdaroğlu. Korkup kaçıyor Erdoğan. Ya niye korkuyorsun arkadaş ya? O olmasa biz nasıl güleceğiz ya? Cem Yılmaz ne zamandır stand-up yapmıyor. Onun yerine Sayın Kılıçdaroğlu'ya takılıyoruz. O gitsin hamburger yesin ya. Reis niye ondan korksun ki? Ben onu anlamadım yani. Kılıçdaroğlu'nun siyasi kabiliyeti olduğuna inanmıyorum kardeşim. Ben önce inandığım bir liderin peşine giderim. Kılıçdaroğlu dediğin adam senin kimle uğraşıyor ya? Ben önce senin şeyine bakarım. Nereye gidiyor? Nereden? Ne yapıyor bu adam? Tayyip Erdoğan'ı eleştiren insanlar bu ülkede ne yapmış kardeşim? Bir çivi çakmamış. Bir çivi çakmayan insanların peşine mi gideceğiz biz ya? Önce sen kimi desteklediğine bak kardeşim. Samimi olmak lazım. Dinin emrinde insanlar samimi olacak. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Sen Müslümanım diyorsun ama elhamdülillah neredesin? Amerika'dan emir alıyorsun. Bizim Amerika'dan, kiliseden, papazdan ne işimiz var ya? Biz Müslümanık ya. Bana gelip de Amerika desen sana kardeşim. Gel dünya kadar sana para vereyim. Al sana villa vereyim desin. Ben Türkiye'nin toprağının taşına değiştirsem namusu şerefsiz insanım. Bunu böyle misin herkes? Bizi adam yerine koymayan bundan kaç sene önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı kapılarda beklediler ya bizi kapılarda. İMF'nin kapılarında bekliyorduk biz para almak için. Bugün İMF senin kapına gelmiş para istiyor. Neden? Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bunlar. Savaşı ordu kazanır ama lider yönetir. Savaşın batması da bir komutana bağlıdır. Onların bir torunlarıysak, biz de ecdatlarımıza sahip çıkacaksak, dünya lideri Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım. Ben son sözümü söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a bir vatansever olarak, bir Müslüman olarak Tayyip Erdoğan'a versin herkes. Sandıkları patlatalım. Tayyip Erdoğan göğüs kafesini böyle atsa geri, Kılıçdaroğlu'nun boyu kadar ciğer çıkar içinden. Bu kadar. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri, Amerika'nın adamı kabul ediyor da bizimki adamımız kabul etmiyor. Sen diyor lider değilsin diyor ya. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Sen benim cumhurbaşkanım değilsin. Niye değil ya? Evet de ya, benim cumhurbaşkanım de ya. Buralardakileri, Sarıyer'inkileri bizim belediye başkanımız, başımızın tacı. Niye dışlayalım insanları? Deli miyiz? Aptal mıyız? Bu ülke bizim. Batarsa bu gemi hepimiz içindeyiz. Batacağız. Birbirimize yanlış yapmayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Ne diyor? Yaradılanından ötürü yaradanı severim diyor. Niye? Herkes Allah'ın kulu. Tayyip Erdoğan niye böyle güçlü biliyor musun? İnandığı yoldan geri dönmüyor, dönmeyecekti. Ben de öyleyim. İnandığını döndürdüğün zaman sen demek ki hiçsin ya. Para için eğer ben bir oy vereceksem, Amerika'nın dediğini yapacaksam bana yazıklar olsun ya. Böyle bir dava yok. Çünkü bu ülke bizim. Batırdın mı biter. Ulan onunla kim korkar? O gider boyuna Türkiye'yi satar. Gider Amerika'ya satar. İmamoğlu dediğin o da aynı. İstanbul Karnamata'yı gideyi boğaza viski içmeye. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecek? Bu millet artık uyandı. İki kelebeği üç edemeyen adam Tayyip'le baş edeceğini mi düşünüyor? Ya benden baş edemez bırak Tayyip'i ya. Ben yaşadım Sosyal Sigortalar Kurumu'nda neler yaptığını ben biliyorum. Hastaların rehin olduğu, parayı ödemedin mi hastanı vermiyor, doğum yapıyor, bebeğini alamıyorsun. Bunları hep yaşadık biz. Şimdi ne diyor? Ben hepsini düzelteceğim hatalar. Ya sen 7'sinde neyse 70'inde de aynıdır. Değişmez. Bu Z kuşağını bilmeyenleri kandırmak başka bir şey değil. İşi de o zaten. Yalan. Belli değil mi? Kaç yıldır aday olamıyor, kazanamıyor. İstanbul'da çıktı kendine oy veremedi. Kağıthane diye Kağıttepe'ye gitti. Kim akıl veriyor bilmiyorum ama
Çok acınası bir durumda kendisi. Öyle diyor ama ya bu nasıl korkmak? 20 yıldır Erdoğan onu yeniyor. 20 yıldır da Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler 5 tanesini toplasan elle tutulur bir şey yok yani. Hepsi saçma, hepsi böyle havadan, sudan, karadan attığı şeyler. Kim kimin karşısına çıkıyor, korkuyor belli oluyor zaten. O gitsin hamburger yesin orada. Valla benim gördüğüm Erdoğan bugün dünya liderleri arasında ön planda alınıyor. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir muhalefeti yok. Adam en sonunda getirdi, örtü dedi. Zaten de örtüye karşı olan odur. Örtü meselesini çıkarttı. Türkiye devletini eroin ile ülkeyi idare eder diye saçma sapan şeyler söylüyor. Böyle muhalefet olmaz. Muhalefet fikirlerini söylemekle, düşüncelerini söylemekle muhalefet olur. Onun dışında öyle muhalefet olmaz. Zaten o adamlarda iktidara geleceği de yok. 40-50 senedir de görüyoruz. Bu da onun bir örneği. Ya Erdoğan onu karşısına alacak seviyede değil ki. Niye alt kalsın karşısına? Ne yapmış şimdi? SSK'yı batırmış, ülkeyi batırmış, belediyelerini batırmış. Niye onu karşısına alsın? Onlar gelse 10 partiyle ülke yönetilmez kardeşim. Erdoğan yılların siyaseti Deniz Baykal karşısına çıktı. Televizyonda Deniz Baykal'la konuştuktan sonra Erdoğan %15 oy arttırdı. Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini bilmeyen, hayatı yalan olmuş bir insanla Erdoğan'ın karşısına oturacak bir pozisyonda değil ya. Her şey yalan, adam tazminat ödemekten yorulmadı. Adamın karakteri bu. Bir siyasi partinin başına nasıl duruyor ben buna da şaşırıyorum. Hele ki devletin başına Allah göstermez. Eskiden ben de öyle düşünüyordum. Son zamanlarda merkez medyayı dinlediğimde söylemlerin boş olduğunu düşünüyorum. Ana muhalefet partisi liderinin. Ne söyleyecek ki? Şunu yaptın, bunu yaptın, onu ettin, bunu ettin. Yani o zaman biz de o zaman Oktay Sinanoğlu'nu mu referans alalım? Yani Oktay Sinanoğlu'nun videoları YouTube'da geziyor. 1947-48'de İnönü'nün gizli anlaşmalarla Amerika'yı ülkeyi nasıl soktuğunu, ülkenin eğitim sistemini tüm gençler araştırsın baksın. Erdoğan İnönü'ye atıp tutup sallayıp sıkıyor ama ben eskiden kızıyordum. Nasıl olur ya? Kurtuluş Savaşı komutanlarından birisi nasıl söyler bu lafları diye ama Oktay Sinanoğlu ya daha ne olsun? Çok genç yaşta profesör olan bir bilim adamı. Bir bilim adamının yapmış olduğu tespitlere de mi karşı koyacağız arkadaşlar? O onun kişisel görüşleridir, şahsi görüşleridir deyip gerçeği görmezden mi geleceğiz? İngiliz medyasında bugün PKK'ya şu kadar yardım yapıldı, bu kadar silah gönderdik, şu oldu bu oldu diye bir Alman medyasında görebilir misiniz? Biz ise kendi medyamızda bayır bucak Türkmenlerine giden devletin geri planda halkın bilmediği bizim ya ben bile bilmiyorum neden gönderdi. İçinde yardım mı var, silah mı var, ne var? Sanki büyük bir habermiş gibi dünya basınına sızdırılması, ülkeyi zor durumda düşürecek olan şeyin habercilik, özgürlük olarak adlandırılmasını ben kabul edemiyorum. Amerikalı bir gazetecinin PKK'ya yapılan yardımları görüntüleyip kendi ülkesinde veya dünya kamuoyunda haber yaptığını görebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Almanya'ya kaçandan bahsediyorum. Ve bunu basın özgürlüğü şuydu buydu. Ya bırak Allah aşkına ya. İngiliz vatandaşı olsan İngiltere'de yapsam senin de canını okurlar. Ulan bir adam sandığını bulur, kullanamay. Onu yalandan Atatürk'ü masi olarak kullanmazsın. Atatürk'ü de attı partiden.